Hoş geldiniz Nihal Hanım, Zafer Bey. Hoş bulduk Tuna Hanım. Nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkürler, siz? Biz de. Biz de çok iyiyiz. Çok sevindim. Doktor Hanım sizi bekliyor. Beraber mi girmek istersiniz? Hayatım, ben önden Doktor Hanım'la bir 5 dakika görüşsem. Olur, olur tabii. Sizin geleceğinizi haber veriyorum o zaman. Teşekkür ederim. Hocam, Nihal Hanım ve Zafer Bey geldiler. Zafer Bey önce geliyor. Buyurun. Hoş geldiniz Zafer Bey. Hoş bulduk Manolya Hanım. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Nihal Hanım'la birlikte geldiniz değil mi? Evet, o aşağıda. Öncesinde ben sizinle yalnız görüşmek istedim. Tabii, buyurun, sizi dinliyorum. Neler olduğuna inanamayacaksınız. Benim gibi akılcılığa, bilime inanan bir adam bile kadere inanmaya başladı artık. Öyle mi? Doğrusu neler olduğunu ben de merak ettim şimdi. Manolya Hanım, hayat karşıma o kadar garip şifreler çıkarıyor ki... bazı şeyleri akılla çözmek gerçekten mümkün değil. Daha az önce buraya gelmeden kiminle karşılaştığımı bir bilseniz. Siz tabii ne oldu diyorsunuz şimdi. Durun durun, en baştan anlatacağım hepsini. Zafer, konuştuklarımızı unutma lütfen. Mitra Hanım'a en küçük bir saygısızlık bile yapmanı istemiyorum. Anneciğim, söylediklerinizi gayet iyi anladım. Merak etmeyin. Sizinle gelmemi ister misiniz Zafer Bey? Gerek yok. Hanımefendiyle yalnız görüşmek istiyorum. Peki. Odaya girdim. Kiminle, nasıl bir kadınla karşılaşacağım acaba diye heyecanla beklerken... bir de ne göreyim? Babamın masasında Şehrazat oturuyor. Yaşadığım şoku düşünebiliyor musunuz? Neye şaşıracağımı şaşırdım. Zafer Bey, gerçekten ne kadar şaşırsanız yeridir. Az önce söylediğiniz şeyi şimdi daha iyi anlıyorum. Hayat size gerçekten de işaretler göndermiş. Benim bu gerçeği bilmeden Şehrazat'la görüşmeye devam ettiğimi düşünsenize. Babamın bunları duyduğunu. Kabus gibi değil mi? Öyle gerçekten. Karşımda Şehrazat'ı görünce başta allak bullak oldum. Neye uğradığımı şaşırdım. Öyle içim öfkeyle doldu. Sanki bana yalan söylemiş, beni kandırmış gibi öfkelendim ona. Ama sonra ilk tepkim geçince bana bir rahatlama geldi Manur Hanım. Ortada yalan değil, keşfedilmemiş bir gerçek vardı Manur Hanım. Ve taşlar yerine oturdu. Aynen öyle. Bulmaca tamamlandı. Gerçekler su yüzüne çıktı. Düşünürseniz babama çok kızmam gerekirdi. Başta bir sevgilisi olduğunu ilk öğrendiğimde bir kızdım biliyorsunuz. Sonra orada odada Şehrazat'la konuşurken babamı da anladım. Babam gibi yalnız, hasta, tutunacak hiçbir şey kalmamış bir adamın Şehrazat'la hayata nasıl döndüğünü anladım. Babanızı yargılamak yerine anlamanız ne güzel. Meğer son yıllarda bizim otele girmemizi bu yüzden yasaklamış. Bizlere de eskiye göre çok daha iyi davranmasının sebebi de Şehrazat'mış. Anladıktan sonra da istesem de kızamadım ona. Çünkü gerçeği gördünüz, gölgeler kalktı. Bu da içimdeki öfkeyi söküp aldı. Bir yandan babamla aynı kadını seçmiş olmamız da kafamı bayağı karıştırdı. Sanki kader Şehrazat'ı karşıma babamı daha iyi anlayayım diye çıkardı.
Ne dersiniz? Yine çok mu kandırıyorum kendimi? Hayır Zafer Bey. Hayat biz nasıl okursak öyledir. Siz de şu an bu tatsız tesadüfe olabilecek en güzel yerden bakıyorsunuz. Onu az çok tanıdığım için otelin devri konusunda da içim çok rahat. Çok kültürlü ve becerikli bir Şehrazat. Anlayacağınız o konuda da öfkem dindi. Otelin Şehrazat'a bırakılması ailede bir sorun teşkil etti mi? Hayır, hayır, hiç. O otel bizim için, nasıl desem Manolya Hanım, bir tür hobiydi zaten. Hem maddi hem de manevi anlamda. Annem zaten hiç üstünde durmamıştı biliyorsunuz. Babam aslında Şehrazat'a bırakarak en doğru kararı vermiş. Bizde kalsaydı ben sanırım hemen elden çıkarırdım. Ama şimdi babamın anısıyla yaşamaya devam edecek. Tüm bu olanlara Nurcihan Hanım ne diyor peki? O benden de önce anlayıp affetmişti babamı. Başta onu da anlamadım. Neden bu kadar yumuşak davrandığını, neden esip gürlemediğine bir türlü anlam veremedim. O yüce gönüllülüğü nasıl desem böyle sinir etti beni. İçten içe çok kızdım ona. Ama sonra yavaş yavaş fark ettim. Annemin babama olan sevgisinin yanında bu yaşadığımız neydi ki? Annemin içindeki sevgi çoktan aşmıştı bunları. Babamı şartlara, kurallara göre ya da çıkarları için sevmedi. Onu her haliyle kabul etti. Sevgisi her şeyin üstüne çıktı. Annemin babama karşı hissettiklerini bırakın başka bir kadın. Ben bile değiştiremem Manoli Hanım. Sonsuz bir bağlılık duyuyor ona karşı. Hepimizin sevme biçimi de, sevgiyi gösterme şekli de farklıdır. Anneniz fiziksel olarak size çok yakın olamamış. Çünkü o da ailesinden böyle görmüş. Ama bu olay karşısındaki tavrı, onun sevgisinin ne kadar derin olduğunun bir kanıtı gibi. Gerçekten öyle. Şu son birkaç ayda hayat çok fazla şey öğretti bana. Bambaşka bir adam oldum sanki. Bütün ezberlerim bozuldu. Bunda en büyük pay da sizin Manol Hanım. Hani demin gerçeği gördün dediniz ya bana. O gerçek beni özgürleştirdi. Evet. Ama siz olmasanız kendi gölgemin arkasına saklanmaya devam edecektim bir ömür boyu. Karanlıktan çıkmak isteyen sizdiniz Zafer Bey. Kırmızı Oda'ya da bunun için geldiniz. Ben sadece bu yolculukta yanınızda oldum. Siz ve Nihal. Özellikle babamın kaybından sonra Nihal'in kıymetini çok daha iyi anladım. Yani siz daha iyi bilirsiniz doktor hanım ama bir kayıptan sonra geride kalanlar daha çok kendilerini ağlarlar. Gideni bir daha göremeyecek olmalarına, çektikleri acıya, belki de pişmanlıklarına. Bizde de öyle oldu. Herkes babamı bir daha göremeyecek olmanın kendi içinde yarattığı acıya ağladı. Ama Nihal kendi acısını yaşarken benimkini de paylaştı. Ben mutsuzluk paylaşılmaz sanırdım. Bal gibi de paylaşılıyormuş. O olmasa çok zor atlatırdım ben bu dönemi. Babamı kaybetmeden önce buraya Kırmızı Oda'ya gelmemiz de hayatın bir lütfu olmuş Manoli Hanım. Yoksa bu kayıp özellikle benim için çok yıkıcı olacaktı. Çünkü o zamanlar babanıza çok öfkeliydiniz. Hem de nasıl? Çok kızdığınız, çok suçladığınız babanızı bir anda kaybetmek nasıl bir şey biliyor musunuz Manoli Hanım? Bu ihtimal aklıma geldikçe kendimi çok kötü hissediyorum. Hayat nasıl da biliyor işini. Bizleri felaketlerin eşiğinden sanki böyle tereyağından kıl çeker gibi çekip çıkarıyor. Hayatı ne güzel yorumluyorsunuz Zafer Bey. Ama öyle değil mi? Bizi önce bir vesileyle size getiriyor. Babamın tedavi sürecinde hem ben, hem Nihal, hem de annem giriyor bu Kırmızı Oda'ya. Hatta yanılmıyorsam Şehrazat bile geliyor, öyle değil mi? Öyle mi dersiniz? Öyle öyle. Mesleğiniz icabı bunları benimle paylaşmak istemeyeceğinizi biliyorum. Ama biraz önce buraya gelirken karşılaştık onunla. Sanırım o da sizin yanınızdan yeni çıkmıştı.
Siz bize aile boyu destek vermişsiniz meğer. Bütün bunlar hayatın kararları değil mi? Öyle Zafer Bey, öyle. Hayat bize hünerlerini sık sık gösterir. Ama bunları ne kadarımız görür, işte bu tartışılır. Siz görmüşsünüz. Sadece bu da değil. Tam biz Şehrazat'la yemekteyken babamın beni telefonla araması, Şehrazat'ın telefondaki ismi görmesi. Bunlara tesadüf deyip geçemiyor insan. İşte bütün bu tesadüfler bizleri daha büyük acılardan korumak için bir araya gelmiş meğer. Buraya gidip geldikçe tüm aile fertleri yavaş yavaş ama çok büyük bir değişim geçirdi. Babamla aramızdaki buzlar eridi. Birbirimize sevgiyle bakar olduk. İşte bu yüzden Vahit Bey'in vefatına ne kadar üzülseniz de durumu daha kolay kabullenebildiniz değil mi? Öyle oldu Manol Hanım. Bir yandan da dediğim gibi Nihal çok destek oldu bana. Ya ben ne kadar şanslı bir adammışım bunca zamandır. Ne müthiş bir kadınla evliymişim. Anladığım kadarıyla Nihal'le işler yolunda. Yolunda ne kelime? Bunu söylemek biraz garip biliyorum ama... ben karıma aşık oldum Manol Hanım. Eğer ne güzel şeymiş hayatı böyle yaşamak. Dün mesela çok uzun zaman sonra Filiz'i babaannesine bırakıp baş başa yemeğe çıktık. Ve ben çok uzun zamandır ilk defa başka bir yerde olmak istemedim. Her şey olması gerektiği gibiydi. Ne bir eksik ne bir fazla. Kendimi tam hissettim Nihal'in yanında. Uzun zamandır aradığım mutluluk karşımda oturuyordu işte. O hep oradaydı ama ben burnumun ucunu göremeyecek kadar kördüm. Saçlarını açık bırakmış, hayatla barışmış. Gözlerindeki tedirginliği silmiş bana bakıyordu. Mutluydu. Bu mutluluğu benimle paylaşmaya hazırdı. Bu mutluluğu benimle çoğaltmaya hazırdı. Uzanıp elini tuttum ve... tanıştığımızdan beri ilk kez ona bir şey söyledim. Seni seviyorum. Manolya Hanım bu öyle bir andı ki... hiç kuşku duymadı söylediğimden. Hiç tereddüt etmedi. Neden daha önce söylemedim bunu ona diye sitem de etmedi. Her şey olması gerektiği gibiydi. Ne bir eksik ne bir fazla. Ben de seni seviyorum. Çok uzun yıllardır aramızda bizi üzen ne varsa hepsi bitti. Ve yepyeni bir şey başladı aramızda. O gün o restoranda karımla otururken kendimi çok iyi hissettim Manol Hanım. Hayatımda ilk defa bir yere geç kalmadım. Acele etmedim. Bir şey kaçırmadım. Uzun zamandır ilk defa her şey yolundaydı. Bunları duyduğuma çok sevindim. İkiniz de mutluluğu çok uzun zamandır hak etmiştiniz. Çağıralım mı Nihal Hanım'ı da? Tabii tabii. Tunacığım, Nihal Hanım gelebilir. Tabii hocam, hemen söylüyorum. Nihal Hanım, doktor hanım sizi bekliyor. Buyurun geçebilirsiniz. Teşekkürler. Tuna, Hüseyin nerede? Akşam için bir şeyler aldıracağım da. Gelir şimdi. Ay sanki daha bir güzelleşti değil mi Nihal Hanım? Aynını düşünüyordum ben de Aynur. Zafer Bey'le araları iyi ya ondan herhalde. Sonuçta sevgi herkese iyi geliyor değil mi? Ay kadıncağız buraya ilk geldiğinde resmen gözünün feri gitmişti. Ama şimdi maşallah çiçek açıyor. Hoş geldin Nihal. Hoş bulduk doktor hanım. Böyle geç hayatım. Nasılsın? Nasıl görünüyorum? Çok iyi ve çok güzel. Teşekkür ederim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Uzun zamandır olmadığım kadar iyiyim. Bu odaya ilk geldiğim günü hatırlıyorum da hiçbir yerim tutmuyordu benim. Ölüyordum mutsuzluktan. Benim yüzümden. Hayır. Hayır. Benim senden beklediklerim yüzünden değil.
Önce kendimden beklediklerimi gerçekleştirmeden iyileşemeyeceğimi ben doktor hanımdan öğrendim. Ama hatırlıyorum kendini iyi hissedeceğine pek de ihtimal vermiyordun. Doğru. Ama o zamanlar benim hiçbir şeyden umudum yoktu ki. Girin. Buyurun. Hoş geldiniz Nihal Hanım. Hoş bulduk doktor hanım. Buyurun lütfen. Merhaba. Tekrar. Merhaba. İnsan bocalıyor. İlk defa böyle bir şeye kalkıştık da biz. Nasıl bir şey? Böyle terapi falan. Yani çok doktora gittik de buna ilk defa deniyoruz. Şimdi düşünüyorum da başlarda benim de iyileşmeye pek niyetim yokmuş. Ama zaten siz bunu anlamıştınız. Bunu tek anlamayan benmişim demek ki. Aslında tam olarak öyle değil. Benimle ilgilenmeni sağlamanın tek yoluydu hasta olmak. Ama bilerek değil, asla. Yani bilmeden senin dikkatini çekebilmek için sürdürüyormuşum ben bunu. İnsan ne kadar yanlış yerlerde arıyor mutluluğu, değil mi? Oysa sen kendi mutluluğunun peşinden koşmazsan kimse onu senin ayağına getirmiyormuş. Benim sizden öğrendiğim en önemli ders bu oldu doktor hanım. Ne mutlu bana. Karşımda kendisini tanıyan, mutlu, güçlü, ışıl ışıl parlayan bir kadın var. Hiç düşünür müydünüz benim ilk zamanlardaki halime bakınca? Senin içindeki gücü ilk günden beri biliyordum. O ışık sende hep vardı. Aslında sen de biliyordun, sadece hatırlaman gerekiyordu. Neler yaptın bakalım görüşmeyeli? Kardeşimle beraber köy okullarına yardım projemiz var. Anlatmıştım size, biliyorsunuz. İşte o devam ediyor. Hatta geçenlerde yeni biri katıldı aramıza. Tamam, tamam. Bu da tamam. Hepsi tamam bunların. Açıp ayırmak kaldı sadece geriye. Abla bu kadar kolyeyi tek tek ayıracak mıyız? Bir zahmet Denizciğim. Çocuklar mont bekliyor, ayakkabı bekliyor, kitap bekliyor. Hadi hadi hadi. Çok işimiz var. Tamam. Şimdi başlasak akşam anca biter o zaman. Oyuncakları bu tarafa ayıralım. Selam. Yardıma ihtiyaç var mı? Zafer. Senin ne işin var burada? Yardım etmeye geldim. Gerçekten mi? Evet. Sen işlerini nasıl bıraktın ablam ona şaşırdı biraz. Benim bütün işlerimden daha önemli bir işim var artık. Adı da Nihal Karahanoğlu. Teşekkür ederim. Ben çıkayım isterseniz. Deniz, cıvıma. Evet, ne yapıyoruz? Hadi bakalım bir iş verin bana, çalıştırın beni. Tamam. Senin istediğin iş olsun enişte. Bu kolilerin hepsi tek tek açılacak, içindeki malzemeler tasnif edilecek, sonra da dağıtılacak. Bu kadar. Tam bana göre bir iş. Hadi bakalım. Bundan başlıyoruz o zaman. İşimize odaklansak biraz diyorum. Evet. Ne kadar güzel. Öyle gurur duydum ki ikinizle de. Ben bir şey yapmadım ki doktor hanım. Tamamen Nihal'in kendi projesi. Hatta Nihal bununla da kalmadı. Öyle mi? Başka neler var? Vahit Bey'in anısını da en iyi şekilde yaşatacak bir proje fikri de yine Nihal'den geldi. Biz aslında şöyle bir şey yaptık. Vahit Bey adına bir hatıra ormanı kuruyoruz.
Şimdiye kadar onu tanıyan, onunla çalışmış herkes gelip bir fidan dikti. E şimdiden kocaman bir ormanımız oldu diyebiliriz, değil mi? Harika bir fikir bu. Tebrik ederim. En kısa zamanda ben de katkıda bulunmayı çok isterim. Çok mutlu oluruz Manolya Hanım. Vahit Bey gibi bir çınara da bu yakışırdı zaten. Eğer babam için buraya gelmeye devam etmeseydik... sizi de daha iyi tanıyamayacaktık Manolya Hanım. Sanırım bu da hayatın gizli işaretlerinden biri. Değişimi isteyen de, getirdiği zorluklara göğüs geren de sizsiniz. Hep söylerim, ben sadece yolu gösterdim. O yolda birbirinizden güç alarak el ele yürüyen sizsiniz. Hayatım kalkalım mı artık? Manolya Hanım'ın daha fazla zamanını almayalım. Ben bir 5 dakika doktor hanımla yalnız konuşabilir miyim? Tabii. Aşağıda bekliyorum seni. Tekrar teşekkür ederim Manolya Hanım. Bizim için çok değerlisiniz. Bunu hiç unutmayın, olur mu? Siz de benim için çok değerlisiniz. Kapım size her zaman açık. Siz de bunu hiç unutmayın, olur mu? Hayatım. Sizinle yalnız konuşmak istedim. Beni artık ağlarken görmesini istemiyorum. Yani üzüldüğümü düşünsün istemiyorum. Çünkü ben iyiyim. Artık mutsuz ya da çaresiz değilim. Sayenizde tabii. Doktor hanım, işte daha önce anlattım size. Hikayeyi biliyorsunuz aslında. Ben gençken pek bir şeyimiz yoktu. Çok parasızlık çekmiştik. Bizim mahallede bir oyuncakçı dükkanı vardı. Bırakın oradan oyuncak almayı, hele annemle birlikteysem önünden geçerken vitrinine bile bakamazdım. Ama işte bazen koca kız olduğum halde o vitrindeki bebeğe bakabilmek için evden gizlice kaçardım. Öyle güzeldi ki gözümü alamazdım ondan. Böyle büyülenmiş gibi kalırdım nice mekanda. Upuzun, ipek gibi saçları, böyle kocaman gözleri vardı. Çok güzel bir elbise olurdu üstünde. Biliyorum, anlatınca saçma gelecek ama ben hep o bebeğe benzemek isterdim. Öyle, onun gibi güzel, dokunulmaz. Sonunda da benzedim gerçekten. Bir süs bebeği oldum. Küçükken sahip olamadığım, alamadığım bebeğin intikamını resmen kendimden çıkardım. Öyle kusursuz ve sessiz ve de duygusuz bir şeye dönüştüm. Ben fark ettim ki buraya ilk geldiğimde böyle gözden düşmüş, pilleri bitmiş, eski bir oyuncak bebektim ben. Ama buraya gelip sizi tanıdıktan sonra, kendimi gerçekten tanıdıktan sonra beni bu hayatta asıl mutlu eden şeyin ne olduğunu buldum.
düşünüyorum da ben buraya ilk geldiğimde Zafer'i de o çocuğun oyuncak vitrinindeki bebeği istemesi gibi istiyormuşum. Hani benim olsun da ne olursa olsun diyormuşum. Ama işte istemek yetmiyormuş. Önce gerçekten emek vermek gerekiyormuş. Ama özellikle de insanın kendisine. Eğer gerekiyorsa kendini yıkıp baştan yeniden yaratmak lazımmış. İşte ben bunları sizden öğrendim doktor hanım. Yani öncelere bakıyorum, biz Zafer'le birbirimizi tanımıyormuşuz. Ne o beni tanıyormuş ne de ben onu tanıyormuşum. Şimdi biz baştan başlıyoruz. Yeni bir ilişkiye başlıyoruz. Hem çok heyecanlıyım, bir taraftan da çok huzurluyum. Doktor hanım, çok, çok teşekkür ederim. Beni tam bittim artık dediğim yerden hayata döndürdünüz. Sağ olun. Az kalsın unutuyordum. Bir dakika. Efendim. Size bir hediye var. Filiz'den. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Kendi elleriyle yapmış. Bana dedi ki, anne, sen o doktora gitmeye başladığından beri daha fazla gülüyorsun. Bunu ona ver ve benim için teşekkür et. Harika bir hediye. Çok severek takacağım. Tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Her şey için. Buyurun. Buyurun, lütfen.